Hocam, bir sohbetinizde şöyle geçmişti. Allahu Teala şirk günahını bile affeder demiştiniz. Bunu açıklar mısınız hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere şunu bilelim. Cenab-ı Allah'ın affedemeyeceği hiçbir günah yoktur Halit kardeşim. Şirk de olsa affeder. Yani bir insan dünyada şirke bulaştı. Hani halk arasında bir şey var. Şirke bulaştıysan onun affı yok. Bittin. Cehenneme gidiyorsun. Sahabe-i kiramlarda da Müslüman olmadan önce şirk koşmuşlardı, putlara tapıyorlardı. O zaman onların da affedilmemesi lazım. Burada mevzu ne? Evet, şirkin büyük günah olduğunu bildi, öğrendi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi, Müslüman oldu, Allah onu affetti. Zümer suresinin 53. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. İnallaha yaghfiru zunube cemia ila ahirel ayet. Benim günahkar kullarıma sen söyle Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Allah günahların tamamını affeder. Hepsini affeder. Şu kelimeme dikkat edin. Allah'ımızın affedemeyeceği hiçbir günah yoktur. Bütün günahları Allah affeder. Şirk de bunun içindedir. Ama tövbe edeceksin. Ölmeden önce tövbe edeceksin. Şirk küfür demektir. Peki şirkle ölen ebedi cehenneme gider. Günah vardır, insanı kafir etmez. Günah vardır, insanı kafir eder. Bir de bu ayrımı yapmamız lazım. Mesela faiz almak günahtır. Değil mi? Haramdır. Onun haram olduğunu bilerek o faizi almak kişiyi kafir etmez. İçki içmek haramdır. Haram olduğunu bilerek onu içmek kişiyi kafir etmez. Ne eder? Fasık eder. Şirk de bir günahtır. Ama o öyle bir günahtır ki itikatla alakalı bir günah. Şirk adamı direkt kafir eder. Peki içki içmek nasıl adamı kafir eder? Sen o içkiyi haram değil de helal olarak sayarsan, bu haram değil dersen, bak o amelin seni yine kafir etti. İtikatla alakalı oldu. Şirk de böyle. Şirk direkt itikatla alakalıdır. İnanç da alakalıdır. Şirk üzerine yaşayıp şirk üzerine ölen ebedi cehenneme gider. Ama şirk üzerine cahiliyet döneminde olduğu gibi yaşayıp da bunun yanlış olduğunu öğrendikten sonra bir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi o pislikten kurtuldu. Temiz bir araziye Allah çıkarttı. Şimdi oraya gül ekliyor yani. Olay bu. Affedilmeyecek bir şey değil. Tertemiz oldu Allah'ın izniyle. وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ